Müzakere süreci ve masaya oturulma süreci, işte APO'nun maddelerinin yine bu noktada Dolmabahçe Sarayı'nda okunuşu, Türkiye'de işte pek çok tabuyu yıkmaya yönelik biz tabuları yıktık deniliyor ama bu yöntemle bu mesele halledilebilir mi? Doğru. Türkiye'de birçok tabuyu, birçok görüşü, birçok inanışı yıktı bu AKP hükümeti ve PKK işbirliği. Nedir bu yıktıkları şey? Türk Silahlı Kuvvetleri çok güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti bölünemez, parçalanamaz. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerimiz var. Bunu yıktılar. Bu inancı yıktılar. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyeti koruma ve kollama vazifesiyle kurulmuş bir güçtür. Milleti koruyan bir güçtür. Dolayısıyla Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu müddetçe hiçbir şey olmaz. Evet, bu inanışı da yıktı hükümet. Artı PKK terör örgütüdür, Abdullah Öcalan bebek katilidir diye bir inanış vardı ve bu inanış %1000 doğru idi. Hükümet bunu da yıktı. Şu anda Sayın Öcalan denerek, efendime söyleyeyim, Öcalan'a bir sayın kimliği yerleştirilerek Öcalan'la Türk Silahlı Kuvvetleri, Öcalan'la devletin içerisindeki memurlar, milletvekilleri bir konuma getirildi. Yalnız bu da şunun gözden kaçmaması gerekiyor. Öcalan'ın milletvekilleriyle bir gösterilmesi, milletvekilleriyle aynı değerde gösterilmesi, ona sayın denilmesi, ona efendim Türk Silahlı Kuvvetleri'yle hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'yla pazarlık masasında bir yer verilmesi, sandalye verilmesi, koltuk verilmesi Abdullah Öcalan'ı büyütmez. Tam tersine milletin seçtiği vekilleri, milletin istihbarat teşkilatını, milletin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni PKK'nın Abdullah Öcalan'ın seviyesine indirir. Zaten dün de Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasında da bu vardı hatırlarsanız. PKK meşrulaştırılıyor diye. Günaydın. Öğleden sonra günaydın. PKK meşrulaştırıldı. PKK Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seviyesine çıkartıldı. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın seviyesine düşürüldü. Bugünkü Dağlıca baskını da aslında PKK ve Kandil tarafından hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem siyasi iradeye bir mesajdır. Burada bu mesajı akıllı olan, uyanık olan Türk milleti de alacaktır diye düşünüyorum ben. Eğer PKK istediği zaman karakolumuza taciz ateşinde bulunabiliyorsa, istediğimizleri zaman bize saldırabiliyorsa, demek ki Türkiye'de yaşanan hadise bir açılım, bir çözüm hadisesi, süreci değil, tam tersine bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle, emniyetiyle, Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızla birlikte PKK'nın iradesine teslim olma hadisesidir. Bunun adı açılım değil, tam tersine bunun adına bölünme denir.